Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Abi ne kadar havalı bir giriş oldu ya öyle. Nasıl? Ne yaptın? Görseller çok hoşuma Ha gitti. evet, o görseller çok güzel hakikaten. Görseller çok hoşuma gitti. Herkese merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir çarşamba günü, yeni bir Kayıp Öyküler bölümünde bir aradayız. Evet, ne kadar mutlu bize. Ne kadar mutlu bize. İlk önce şunu söyleyeyim. Merhaba sevgili patron. Merhaba Dilek. Sen bayağı teknik konulara dalmışsın orada. Evet, ya, yayın bir yolunda gittiğini anlayayım. Ondan sonra zaten rahatlıyorum. Rahatlarsın. Şimdi Evet, daha iyi şimdi abi. arkadaşlar girişte kullandığımız görseller izleyicilerimizden Nedim Sarfati'ye ait. Kendisi bizim için çalışmış ve göndermiş. Biz de bugün Kayıp Öyküler girişinde final bölümüne yakışacağını düşündük. O yüzden girişte kullanmak istedik. Dileriz siz de beğenmişsinizdir. Çok güzel değil mi abi? Çok güzel. Çok başarılı gerçekten. Ne kadar yetenekli insanlar var ya. Ben çok özeniyorum. Böyle Valla resim konusunda evet, yani ben de özenirim çünkü yani hiçbir resim yeteneğim olmadığı için benim de hiç. ne yapılırsa zaten hani benim yapamayacağım bir şey, bir de böyle iyi bir şey yapıldığını hiç aklım ermiyor. Ben bazen denemelerim oluyor ama hiç başaramayınca karalıyorum böyle kağıdı. Yırtıp atıyorum sonra çünkü hiç beceremiyorum. Ama yetenekli izleyicilerimiz Evet. var. Bize de görsellerini gönderip bizimle paylaşıyorlar. Çok da mutlu oluyoruz. Şimdi bir tane daha duyurum var abi hemen başlamadan Tamam. önce. Geçen hafta sonu Instagram hesabımızdan paylaşmıştık. Instagram hesabımızı takip eden arkadaşlar bilecektir. Kahramanmaraş'tan bir tane öğretmenimiz bize bir mail atmıştı. Kitap desteği istemişti. Afşin Büyüktatlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kendisi öğretmen Mustafa Aygöz. Bir sürü arkadaşımız bize ulaştı. Kitap alanlar var, gönderenler var. Haberi olmayanlar için bu duyuruyu tekrarlamak istedim. Okullarında kütüphane var ama maalesef kitapları yok. Gençlerimize destek olup onların hayatına belki ufak da olsa dokunmak isteyen arkadaşlarımızı Instagram'daki postumuza davet edelim. Orada bütün detaylar mevcut. Eğer sorusu olan varsa da bize mail atarsa biz de kendilerine yardımcı oluruz diyelim. Ve Kayıp Güzel. Öykülerin final bölümü. 10. bölüm. Aynen. Bitiyor abi bir hikaye. Birinci kitabı bitiyor. İkinci kitabı var. Ona bir ara vereceğiz. Öyle başlayacağız. Hemen peşinden başlamayacağız sanırım. Ne? Evet. Öyle mi? Öyle herhalde abi. Herhalde Sen öyle. nasıl istersen ya biz emir kuluyuz Zafer abi. Estağfurullah. Sen ne Patron da emir dersen. kul. Patron nasıl uygun görüyorsa ona göre yapacağız işte. Patron ne diyorsun? Araya bir tulkas yapalım. Abi Tulkas'a sözünü geçiremedi yalnız patron ama. Yok artık şey düşünüyorum ben. Yani en son artık. Yani bütün Lejendaryum'da bütün videoları bitmiş. Yapılacak tek bir video Tulkas. kalmış. O Vay. Tulkas olacak işte. Vay be. 3 günlük yayın mı bekliyor bize? Bir hafta aralıksız. Bir hafta aralıksız. Full Tulkas. Bugün Kayıp Öyküler 1. kitabını sonlandırıyoruz. Bir serüvenin daha sonuna geldik. Bölümün sonunda mümkün olduğunca interaktif bir sohbet Evet. yapmayı planlıyoruz. Vaktimiz kalacak çünkü. Hem kitap üzerine genel düşüncelerinizi paylaşalım hem de sorularınız varsa eğer onları Zafer abi yanıtlamaya çalışacak kitapla ilgili. Kitapla ilgili. Evet, o Ya zaman. şöyle, bunu baştan söyleyelim. Bu son bölüm en karmaşık bölüm. Çünkü parça parça başka zamanlarda aynı konu üstüne yazılmış, geliştirilmiş, geri dönülmüş, tekrar ondan uzatılmış parçalardan oluşuyor. Ve Evet. onların açıklamalarıyla dolu bir bölüm bu. Tam bir hikaye bütünlüğü olan ya da baştan sona bir hikaye anlatan bir bölüm değil. O bakımdan hani meraklısı dikkatli dinlesin. Birçoğu için anlaşılması çok zor olacak. Yani umarım iyi, daha yani ben sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Anlamadıkları yerleri de zaten yazsınlar Aslında çete, sorarlar. sorarlar. Ben bu bölümü okurken biraz da şaşırdım açıkçası. Bu Genel akışına uygun uygun değildi değil. pek. Yani bu daha bir sanki açıklamalar Bölümü gibi. silsilesi, bölümü gibi bir şey. Hatta arada dönüp baktım abi ya notlar mı acaba? Hani Yok. öyle bir şey Ama mi diye. karışık. Karışık, biraz karışık ama keyifli. Özellikle şey açısı keyifli. Şimdiden söyleyeyim. Silmarillion'la bağlantılarını da Evet. görüyoruz ya Evet. Bir kitabın. iki Tolkien'in görüşlerindeki evrimi falan da rastlayacağız. O açıdan da keyifli. Hani Silmarillion'a geçerken başka bir hale dönüştürmüş. Bunu şöyle yapmış, bu olayı şuraya girmiş falan diye. Evet. O açıdan da o açıdan keyifli yani. İşte derin Tolkien'in ilk yüzeysel
satı bu bölüm diyebiliriz. Mümkün olduğunca keyifli kısımlarda. Evet, mümkün olduğunca keyifli kısımları anlatayım ben. Evet ya abi. Bu şey işte son hikaye bittikten sonra şeyi söylemiştik. Gilfanon hikaye bekliyorlardı Gilfanon'da. Tavro belli Gilfanon'da. Gilfanon'un özelliklerini falan da geçen bölümde bahsetmiştik zaten. Abi bölümün ismini de söyleyelim mi? Onu tamam. Söylemedik. 10. bölümün ismi Gilfanon'un öyküsü, Noldoli'nin çektikleri ve insanoğlunun gelişi. Bu Gilfanon burada şey yapıyor. İkinci kez kaleme aldığında Aelios adını veriyor. Burada kitabı okuyanlar Aelios kim diye sorarsa o aslında Gilfanon yerine kullanılan bir isim. Evet. Şey yapıyor Lindo işte Aelios'a şey yapıyor. Sen ne zaman hikayeni anlatacaksın? Bu yarın gece anlatır mısın? Kütük Ateşi odasında falan diye soruyor. O da bir köylere ziyaret edeceğim. Bu aralar o öykümü anlatamam. Ertelemek zorundayız. Çünkü şey yapacağım, benim işlerim var diyor ama gene de öykümü anlatacağım diye söylüyor. Ve tam şey Truhal'le bu şeyden Önemli Günler ve Haftalar adlı bölümümüzden evet. Biliyoruz. Truhal'le bayramının geldiği zamana denk geliyor. Kütük çekimi günü manasına geliyor. Elflerin bir bayramı şöyledir bu da. Tam o gece anlatacağım diyor. O da çok uygun buluyor bunu. Tam senin öykünü bu gecede dinlemek ne kadar hoş olacaktır falan diyor. Böyle anlaşıyorlar. Ve ondan sonra Tolkien bu konu üstüne fazla bir şey söylemiyor. Burada bırakıyor bu konuşmaları. Daha sonra da Turin Trambor bölümüne geldiğinde onun başlangıcında da tam buradan başlatıyor Gilfanon'un öyküsünden. Gilfanon burada yok diye Eltas adında birine söz veriyor. Sen bir öykü anlatmak ister misin diye. Eltas da kısaca hayat hikayesi şu. Eltas bir elf değil. Rüyalar yolunu kullanarak Gondolin'in düşüşünden daha önce rüyalar yolundan geçerek Toleressa'ya gelmiş bir insan aslında. O yüzden de insanların geliş hikayesini falan çok biliyor. Elflerle ilişkilerini falan da çok biliyor. Eltas o açıdan önemli bir şey, detay. İlk yetişkin olarak kullanan rüyalar yolunu kişi. Sonra şeye tekrar geri dönüyor burada Christopher Tolkien. Aelios'un öyküsü yani Gilfanon'un öyküsü diyor. Babam bundan sonra diyor herhangi bir şey yazmamış bu konuda diyor. Orayı boş bırakmış. Ve ondan sonra da diyor şeye bu öykünün nasıl geliştiğine dair uzunca bir süre şey yapılmamış, konuşulmamış ya da notlar çıkartılmamış. Yalnız şu konuda bilgi veriyor işte bu Truhalme'den bilgi veriyor nasıl yapıldığından falan. Bu Öykü Ateşi odasındaki ateş Truhalme günü yaklaştıkça sönükleşiyor ve gitgide ateşi kısılıyor, sönmeye yakın bir hale geliyor. Ve işte o zaman da Truhalme başlıyor. Köyden kızaklı arabalarla kuzeye doğru yol alıp oradan kütükler getiriyorlar. Bu kütükler büyülü kütükler aynı zamanda Lindo tarafından da kutsanarak büyülü bir hale de getiriliyor. Sonra karısı Vaire odanın kapısını ve evin kapısını büyülerle kutsuyor. Küçük yüreğe şey yapıyor, gongun sopasını tekrar veriyor, görevini yeniliyor yani. Şey kapıcıya da kapının anahtarlarını veriyor. Onun da yeniden kapıcı ilan ediyor. Ve bu törensel durumdan sonra o kütükler ocağa atılıyor. O büyülü kütükler tekrar alevi çok yüksek bir seviyeye çıkartıyor. Ve ta bir dahaki sene aynı güne kadar yanacak bir ateşleri oluyor. Çünkü inanışlarına göre ve pratikte de oradaki ateş hiçbir zaman sönmüyor. Her zaman yanacak bir ateş. Bu şeyde bu. Truhalme'nin de törensel tarafı bu. Sonra bir diyalog var orada işte. Yükseltin seslerinizi ey kıyı kavalcıları ve siz korlu elfler. Şarkılar söyleyin haykırarak ve hepiniz siz Noldor'u ve dünyanın saklanmış perileri dans edin ve şakıyın. Şarkılar söyleyin ve dans edin. Ey insanların küçük çocukları ki bellek evi seslerinizde çınlasın. İnsanların küçük çocukları dediği düşler yolunu kullanarak rüyalarında gelmiş konuklar, insan çocukları. Sonra kadim günlere ait Eldar'ın Manwë'nin kanatlarının altında oturduğu zamanlarda yazdığı Kordon'dan çıkıp tanrıların şehrine giden büyük yol hakkında bir şarkı söylüyor. Bunu nereden hatırlıyoruz? Daha önce anlattığımız şu tören vardı ya ilk başta Kordon'da bir İmve'nin evinin orada bir şey kortej toplanıyordu. Hepsi evet. Bir araya geliyordu. Noldoli, Solosinki ve şey
teleri halkları. Sonra özel bir yol yapılıyordu. Yanlarında evet. altın şeritlerle, evet. çiçeklerle ağaçların oraya kadar giden. Oraya gitmeden evvel de kuzeye doğru dönüp Valmar'a, yani Valarların kasabasına yol olan şey, yol. O yoldan bahsediliyor burada da tekrar. Bir dakika abi, burada çok heyecanlı bir yer yalnız. Niye? Bundan sonraki niye? Bütün kitap boyunca Eriol limpe içecek mi içmeyecek mi diye bekledim. İçmeyecek mi hikayesi var. Onun cevabı geliyor. Gerçi böyle biraz da muallak gibi aslında. Baktığımda yani söylüyor ama içti içmedi falan hiç onun üzerinde de durmamış. Ya abi beklediğim. Bir şey söyleyeyim, muallak falan değildi. Hoşuna gitmemiş sürekli şey diye. Ya muallak açtı mı acaba? Hayır, Zafer abi de öyle düşünüyor ama. Hadi bakalım. Evet öyle dedi şimdi. Zafer abi benim arka açık. Zafer abi çıkmazsan patron tabii, ben biliyorum bunu. Ekmek parası. Ekmek parası. Ama muallak arkadaşlar, Zafer abi fikrini söyledi. Şu sayfa itibariyle muallak. Sonrasında? Evet, şu sayfa itibariyle muallak. Sonra bir açıklama getirilecek. Evet, tamam. Ya şey diyor sen işte. Sen var ya sen Zafer abi. Yaşamın yolunu bulmuşsun ya. Kızım insan 100 yıl bu hayatta nasıl yaşıyor, böyle yaşıyor işte. Ben erkenden gideceğim herhalde. İşte Merili Turingi ziyaretinde gidip limpeyi içmeyi teklif ettiğinde Meryl, kraliçe Meryl buna izin vermemişti. Ama bu şölenler falan olunca Lindo'ya yanaşıyor. Diyor ki ben de seninle beraber diyor limpe içmek isterim diyor. Evet. Lindo da çok hani soğukkanlı bir şekilde diyor ki bu İlvatar'ın yasağı ve İlvatar'ın kurallarının ötesine geçmeyi düşünemem bile diyor. Böylece bu bozuluyor Eriol. Limpe içemeyeceğini anlıyor. Hem Meryl sana demedi mi diyor sonsuza kadar şey limpe içmeni istemiyorum diye. Biz onun sözüne karşı gelemeyiz diyor. Hı hı. Ve burada bir bozulma oluyor tabii. Ve sonra burada tekrar ayrılıyorsun. Gilfano'nun öyküsüne geri dönmüş oluyoruz. Limpe detayından sonra. Limpe detayından sonra. Şey diyor, bu anlatılan öykü diyor sona ermektedir Gilfano'nun. Ama mesele şu ki Gilfano'nun öyküsünden henüz bahsedilmemiş. Hı hı. Onu muhtemelen notlar arasına almış Tolkien. Onu daha sonra yazmak üzere kenara ayırmış ama genel kurguyu hazırlıyor burada. Burada da aslında bir yazarın, yazarlardan bir tanesi. Hepsi aynı şekilde çalışmaz tabii de. Tolkien'in nasıl bir yazarlık sürvenini yaptığını da, nasıl bir yazarlık yöntemi olduğunu da göreceğiz bu bölümde. Bunlardan biri de o. Genel temel noktaları işaretleyerek devam ediyor. Notlar alıyor ve geriye dönüp o aralıkları dolduruyor. Yani Gilfano'nun öyküsü bitmek üzeredir diyor. Oysa daha Gilfano'nun öyküsünü biz bilmiyoruz. Anlatılmamış durumda. Kafasında bitmiş mi peki acaba? Bir de o var. Detayları çok değiştirdiği için kafasında tam bitmiş bir metin olduğunu zannetmiyorum Tolkien'in. Yani sürekli değiştirdiği bir metin var aslında. Evet. Güneş ilk kez yükseldiğinde dünyanın en kadim günlerine dair gördüğüm ve bildiğim birçok şeyi anlatabilirim. Ama meşakkatler ve fazlasıyla keder vardı o yıllarda diyor Gilfano. Çünkü Melko engellenmeksizin, çünkü Valinor'da kapatıldığı için ağaçlardan sonra hiç o tarafla ilgilenmiyor. Hiç engelle karşılaşmadan diyor Melko, Agamandi'nin yaydığı güç ve kudret neredeyse bütün yeryüzünü, dış toprakları kaplamıştı. Agamandi dediği de bizim Silmarillion'dan Agband diye bildiğimiz yeni kuzeydeki demir dağlarının kuzeyindeki kalesi. Angamandi yazıyor. Angamandi. Buradaki evet. adı Angamandi ama o aslında şeye dönüşecek. Silmarillion'da Agband'a dönüşecek. Angamandi daha güzelmiş aslında. Söylenişi kolay. Şimdi söyleniş olarak öyle de Tolkien kelime köklerinden mantıklı isimler türetiyor ve dil bilgisi kuralları var. Hmm. Şimdi o dil bilgisi kurallarını düzenledikçe daha önceden yazdığı kimi şeyler daha sonraki dil bilgisi kurallarına uymuyor. O yüzden de kimi adlar o dil bilgisi kurallarına uysun diye de değiştiriyor. Yani sadece şey için değil, böyle keyfi bir seçiş olarak değil, o dilde bu böyle yazılamaz diye de değiştiriyor. Böyle bir şeyi var, dikkati var adamın. Hmm. Daha fazlasını yazılmadığı kesindir diyor Christopher Tolkien burada editoryal bir müdahalede bulunarak. Ve diyor bu metin tamamlanmamış olsaydı yukarıda bahsedilen Turambal'ın açılışına yerleşecekti, tamamlanmış olsaydı. Hı hı. Çünkü ikinci kitapta Turin Trambar öyküsünü de anlatacağız ve Silmarillion'da rastladığımız gibi olmayan bir öykü olacak bu.
Tıpkı Gondolin'in düşüşünün Silmarillion'da olmadığı gibi. İlk dönem hikayelerine daha bağlı bir şey olacak. Silmarillion'dakinden bağımsız hikayeler olacak. Birçok yönden temel dayanaklar olarak benzeyecek. Ama birçok olay farklı şekilde tezahür edecek. Ve Aynos'un yaptığından çok daha yaptıklarının anlatmasından çok daha önemlisi diyor Christopher Tolkien. Onun öyküsüne aslında hiç başlamamış olması. Hmm. Bu daha önceki öyküden hiç haberimiz olmayacak. Çünkü babam o öyküye geri dönmemiş. Ve diyor kayıp öyküler kitabından vazgeçtiği nokta da bence tam bu noktadır diyor. Yani Silmarillion'u kafasında tekrar yerleştirdiği nokta tam bu öyküden vazgeçiş sırasında gerçekleşmiştir diyor. Çok önemli de. Evet. Yalnız şunu da unutmasın arkadaşlar, şimdi böyle diyorum, sonra gene bir öyküye geçeceğiz buradan. Sonra tekrar bir başka öyküye geçeceğiz falan. Ya öykü burada kayıp öykülerden vazgeçmişti, siz öykü anlattınız, öykü yoktu diyorsunuz falan diye haklı olarak düşünebilirler. Christopher Tolkien buradaki açıklamalarını da kısım kısım yapmış. Yani bir tarihi akış olarak düzenlememiş buradaki düzenlemeyi. Yani burada kayıp öykülerden vazgeçiyor ama bundan sonra devam ettiği sayfalarda tekrar o kayıp öykülerin yazılış sürecine dönüyor ve oradaki parça parça tamamlanmamış hikayeleri bize aktarıyor. Hmm. Yani o bakımdan hani bizim anlatmamızdaki çelişki değil, Tolkien, Christopher Tolkien'in tarihsel olarak sıralamadığı için bu açıklamaları böyle bir durum söz konusu olacak. Dediğim gibi de çok karışık bir şey metin burası. O bakımdan da hani anlaşılması zor olacak. Hani ya ben niye anlayamadım falan diye düşünmesinler. Çünkü daha büyük bir külliyata hakim olanların daha rahat anlayabileceği bir metin burası. Ben çıkayım. Ben çıkayım. Ben hiç dinlemiyorum. Gerçi ilk önce onun çıkması lazım. O benden daha az biliyor, evet, bence. O çırak daha. Sen kalpa oldun. Yani. Tabii canım ben. Bana fırsat verilmedi. Yoksa ben büyük Tolkien'ci olurdum. Beni teknik işlere soktunuz. Edebiyattan uzaklaştırdınız. Yemin ediyorum ya. O yüzden bölümün tamamını izlemeleri çok daha, evet, mantıklı olacaktır. Geçe geçe değil de. Sonra işte burada şeye tekrar geliyoruz. Gilfano'nun anlattığı öyküye. Şimdi neden daha önce yazılmamıştır diye söyledik biraz önce? Çünkü başlanmış ama çok eksik bırakılmış. Yani birkaç sayfa yazmış ve o öyküyü kapatmış. O yüzden Christopher Tolkien babam bu öyküyü hiç yazmamıştır diyor. Hmm. Çünkü yani bir iki sayfa yazmış bırakmış. Devamını getirmemiş, bir yere bağlamamış. Ama güzel bir öykü orada bahseden şu kısacık öyküde. Hızlıca onu anlatalım. Biraz da masalsı duruma geçelim. Belki dinleyenler azıcık rahat eder hani kafaları da. Tamam abi. Gilfano'na işte Vaire anlat diyor. Gene kütük adresi otazında o da yarın anlatacağını söylüyor. Ama diyor uzun bir öykü anlatmazsam yakınmayın bana diyor. Çünkü diyor anlatacaklarım çok eski zamanlarda geçti. Çok güzel bir şey var burada. Derin yazılmış, sadelikle derin bir şekilde anlatılmış durum var. Edebi açıdan çok güçlü bir metin, onu diyeyim. Diyor ki çünkü anlatacaklarım çok eski zamanlarda yaşandı. Çok uzun süren bir şekilde yaşandı ve ben anlatmakta çok uzun bir süre geciktim. O yüzden hepsini birden anlatamam diyor. Yani eksikli olacak, hatalı olacaktır diyor. Çünkü her şey diyor anlatan gecikti, yaşananlar çok uzun sürdü. Ve bunlar çok eski zamanlarda oluyor. Hani iyice şey gibi, bu Binbir Gece masallarındaki hikaye gibi. Doğru. 1000 olduğu zaman çok fazla sayı değildir. 1500, 2000 gece masalları çok büyük sayı olmaz. Ama orada 1001 dediğinde 1000 artı 1 sonsuzluk gibidir yani. Hiç bitmeyen masallar derinliğini sağlar o kelime. 1001 o yüzden seçilmiştir. Burada da işte bu zamanı, ne derler, uzaklığı, hafızanın zayıflığını ve her konudaki gecikmeyi, süreyi yani üç kelimede üstüne iki saat konuşulabilecek şekilde anlatmış. Evet ama gerçekten. Benim çok favori. Şey gibi değil mi abi? Borges ayarında bir cümle kurulmuş. Yani o bakımdan yani bu şeyi çok önemsiyorum. Edebi açıdan çok sağlam bir şey bu. Yani çok az yazarda rastlayabileceğimiz bir yetenek bu. Ben de çok beğendim o burayı. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş.
Sonra şey yapıyor. Lindo da diyor ki sen bildiğin, hatırladığın ve keyfini nasıl istiyorsa öyle anlat. Rahat ol diyor. Yani biz senin yalan söylemeyeceğini, bilmediğin kısmı anlatmayacağını biliyoruz. Biz senin aklında ne kalmışsa onu duymak istiyoruz diyor. Ve o da anlatmaya başlıyor. Diyor ki yeryüzüne ait en kadim şeylerin nicesi unutulmuştur. Yeryüzü derken bizim Silmaril'de orta dünya dediğimiz yer. Aman olmayan yeri anlıyoruz yani. Dış topraklar. Çünkü onlar güneşten önceki karanlıkta kaybolup gittiler. Ve hiçbir irfan onları yeniden bulup getiremez. Bu karanlıkta hani bazı şeyler oluyor ya, gölgeli yerler oluyor. Garip hissiyatlar yaratan yerler oluyor bilmem ne. İşte çok kadim varlıkların güneş gelmeden önceki ağaçların da yok edilmesi arasındaki o tam karanlık süreçte tamamen en derinliklere kaçmasıyla artık ortalıkta gözükmediğini tarif ediyor burada. Aslında en eskiler yok diyor. En eskiler yok derken neyi hatırlıyoruz? Tom Bombadil'in ilk gelenlerden. Demek ki Tom Bombadil'in türü olanlar belki de o karanlık zamanlarda tamamen yok oldular. Bir tek Tom Bombadil kaldı. Allah, ya da neyi değil. Anlıyoruz? Gandalf'ın derinlerde öyle canlılar vardı ki isimlerini bilmezdiniz, görseniz dehşete kapıldığınız isimsiz şeyleri de anlıyoruz. Ta o zaman o karanlık dönemde nerelere sığınmışlarsa bir daha gözükmemişler. Aa, bak o da buradan geliyor. Evet, bütün mal, yani buraya o, bağlanıyor. Buraya bağlanıyor bence de. Yani 1952 miydi? 52 idi herhalde. Bu 1917 yazımı yani. Oradan oraya bağlıyor. Yani bu şey göndermeler aslında birçok şeyin birbiriyle ilişkisini kurmasında yardımcı olan taşlar. İpi oradan bağlıyor, uzatıyor. Buradaki bir ipe bağlıyor, uzatıyor. Şuradaki bir şeye bağlıyor. Böylece örgü devam ediyor sürekli olarak. Yalnız inanılmaz bir hafıza ister biliyor musun? Tabii. Bir de yani binlerce sayfa bunlar. Evet, el yazısı. Diyor. Düşünsene her birinde geri dönüp okuyorsun. 200-250 sayfalık bir şey yazıyorsun da yani bütün duvarı kaplayacak notun oluyor abi. Evet, hani abi. Hiç şey değil yani, yaptığı iş hiç kolay bir iş değil. Yani kaçış edebiyatı diye geçiştirilecek bir şey yapmıyor adam yani. Onu şey zannediyorlar abi, oturuyor yazıyor yani kalkıyor yazıyor. Zannediyor bir şey değil. Yani büyüler var o ona atıyor falan. Öyle bir durum yok tabii yani. Bu bayağı zor iş. Çok zor iş. Ve diyor işte onları hiçbir irfan geri döndüremezdi. Şunu bilin ki Valar'ın batıya davetinde diyor bütün elfler tamamen bu daveti kabul etmediler. Bir kısmı şeyde kaldı. Palisor'da. Palisor'da dış topraklardaki bölge, orta bölge diye geçiyor. Kim yani büyük bir çoğunluğu gitti ama diyor bir kısmı da diyor bu davete şey yapmadı, dahil olmadı. Onlar kendilerine kendi adını verdiler. Kendi aslında elfler demek. Şey mana olarak. Anlam olarak. Evet yani dünyanın kayıp elfleri manasına geliyor kendi. Yani o dünyada kalmış, batıya gitmemiş elfler. Yalnız batıya geçen elfler de Kor kentini kurduktan sonra onlara yani orada kalan akrabalarına İlkorin diyorlar. İlkorin de şey demek, Kor'un ışığını görmeyen elfler demek. Yalnız bu kendi kelimesi kitabın daha ileriki sayfalarında da açıklanacak. Aslında Kenya diye bir dil var. İlk Kuenya, ata dili, primitif dil. O dil mesela bu kendilerin kullandığı dil manasına gelir ve Tolkien daha sonra bu kendi kavramını hem Eldar için, batıya göç edenler için, hem batıya hiç göç etmemiş, hep dünyada kalmış olan bütün elfler için kullanıyor. Daha sonra bütün elfleri isimlendiren şey kendi kelimesi oluyor. Sadece burada batıya geçmeyenler için kullanılmış. Onlar diyor Palisor'un diyor ormanlarında, çam ormanlarında diyor kaldılar. Kimileri de diyor Kuyu Vienen gölünde, uyanış sularının orada yıldızlara bakarak öylece beklediler. Ve bu bekleyiş o kadar uzun sürdü ki diyor şeyin Nornoren'in davet için Valar'ın elçisi Nornore, Manwë'nin elçisi gelip de bunları batıya davet ettiğinde şey yaptığında o şeyleri bile unuttular diyor. O kadar zaman geçti. Aralarında diyor kimilerinin hatırladığı yarı mitolojik, yarı masalsı, efsanevi bir şeye dönüştü. Hatta kendi aralarında konuşurken şey dediler. Yıllar önce tanrılar vardı batıda. Işıklı şehirlerde yaşıyorlardı. Ve orada bizim akrabalarımızı alıp götürmüşlerdi falan diye. Böyle kendi aralarında bir efsaneyi anlatır gibi anlatıyorlar. Oysa hepsi o şeyin içinde yaşamış, görmüş yerler olmasına rağmen.
O kadar zaman geçiyor arada. Ve diyor denizlerin ateşiyle aydınlanan güzel adaları ve kentleri var batıda falan diye övgüyle anlatıyorlar. Burada bir trajik durum var. Diyor ki bütün bu denizlerin alevlerinden, denizin ötesinden, batıdan bahseden bu elflerin çok büyük bir çoğunluğu yaşayacakları hayat boyunca hiç deniz görmeden öleceklerdi. Of çok kötüymüş. Üzünler hakikaten. Hakikaten. Ve burada çok önemli bir bilgi var. Şu bilgi yani şey açısından, Tolkien meraklısı açısından çok önemli. Eldar ya da Quendi ya da Quendi diyelim. Bütün elfler Ilúvatar'ın hediyesi olan bir dille uyanıyorlar. Yani onlar bir dili bilerek uyanıyorlar. Onların konuştuğu Quendi, Quenya, Quenya dili var. Yani Ilúvatar onlara konuşmayı armağan etmiş. Silmarillion'da Orome konuşuyordu mesela. Orome'nin dilinden etkileniyorlardı. Ama şeyde burada aslında bir doğuştan hediye edilmiş, bahşedilmiş bir dilleri var. Ve o dille konuşarak uyanıyorlar. Yani ilk uyanan elfler birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar sesli olarak, diyalog olarak. Zamanla bu yolculuklardan sonra falan tabii yani o batıya geçen elflerle Toleressa'da uzunca bir süre Ossian'ın yarı tutsağı olarak kalan Solosompi halkının dilleri farklılaştığı gibi şeyin dili de dünyadan hiç gitmeyenlerin dili de farklılaşıyor. Ama buradaki Christopher Tolkien'in söylediğine göre aralarında çok büyük uçurumlar da oluşmuyor. Ama gene de birbirlerini tam anlamıyorlar artık Noldor'un geri dönüşünden sonra. Dil hani bazı kelimelerde kaymalar var. Bir de herkes yaşadığı yere göre, ihtiyaca göre nesneyi adlandırdığı için Valinor'daki nesneleri yani muhtemelen mücevher kelimesini Noldor'dan öğreniyorlar. Çünkü onlar o mücevher işiyle falan uğraşan elfler değil, onu bilmiyorlar zaten. Ya da tanrısal malzemelerin falan bir isimleri var batıda ama şeyde dış topraklarda yaşayanların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü öyle bir malzemeleri yok. Yani o bakımdan ihtiyaca göre isim konulduğu için, sınıflandırıldığı için gitgide şey değişiyor tabii. Dilleri aralarında farklılıklar oluşmaya başlıyor. Öykülerde anlatılır ki diyor perilerden biri büyücü Tu idi. Bu büyücü Tu Palisor topraklarında yaşayan herkesten daha büyük bir büyü yeteneğine sahipti. Buradaki sınırlama da şu diyor ki Palisor topraklarında. Bu ne demek? Batı'da daha büyük, Valar'da daha büyük büyücüler vardı. Ama dış dünyadaki en büyük büyücüydü. Ve dünyayı tanımaya çalışıp her tarafı gezerdi. Yani bilgisini, irfanını arttırdı ve bir gün şeylere bu İlkorinlere, orada yaşayan elflere denk geliyor Kuyuvilen Gölü çevresinde. Bu elflere denk geldiğinde de onlarla bir arkadaşlık, bir samimiyet kuruyor. Onlara çok şey öğretiyor büyülerle. Şeyle işine yarayacak uğraşlarla, zanaatkarlıkla ilgili falan. Abi Tu bildiğimiz karakterlerden bir tanesi mi? Tu daha sonra dönüşecek Sauron olacak. Ama burada Tu kötü değil. Kara büyücü diye geçiyor ama kötü değil. Elfleri bir araya topluyor, dağılmış elfleri. Kendisini elflerin kralı seçiyorlar zaten. Elfler tarafından en bilgili, en maharetli olduğu için elfler onu kral kabul ediyor. Ve orada elflerle beraber yaşayıp bir elf krallığı kurmuş oluyor. Şu ana kadar Tu kötü biri değil. Şey biraz önce bir arkadaş Sauron çıkacak mı hikayelerde demişti de o yüzden. Daha sonra o ikinci kitapta Sauron'dan bahsedeceğiz. Bu kitapta Sauron yok. Zaten Ahmet Erdem yazmış Tu Sauron'a. Yazmış Tu Sauron'a dönüşecek. Ona şey diyor elfler Tu'ya akşam karanlığının efendisi diyor. Alacakaranlığın efendisi diyorlar. Onun elflerine ise Hisildi. Alacakaranlığın halkı dendi diyor. Onun krallığındaki elflere de Hisildi dedi diyor. Alacakaranlık elfler. Kara elf hikayesinin kökeni buradan geliyor. Eol'la neydi oğlunun adı? Maglor. Bu işte kara elf onlar. İşte o karan Hisilome'den geliyor. Yani karanlık alacakaranlık elflerden geliyor. Koyvene'nin uyanış suyunun yani olduğu bölge İnanılmaz engebeli ve dev kayalardan oluşmuş tepelerle çevrili bir alan. Ve bu kayalık yapılar falan aynı zamanda zemininde de mevcut. O yüzden de aralarındaki oyuklar bilmem neler falan çok çok derinlere inen mağaralara sahip. Yani sadece dağların içine doğru değil yeryüzüne arzın merkezine doğru uzanan büyük mağaralar falan da var orada. Çok büyük kayalıklı bir alan falan orası. Ve
göl içinde şöyle bir tarif yapıyor. Oradaki kayalar arasından fışkıran bir suyla göl yenileniyor. O dağlardan gelen bir su. Ama gölün asıl kaynağı çok derinlerde yerin diplerinden gelen bir şey. Şimdi burada biz direkt olarak şunu düşünüyoruz. Arzın merkezinde ben kasıtlı olarak söyledim. Arzın merkezine seyahat fikrinden en dibine gidersen çekirdekte mağma vardır değil mi? Hı hı. Ama o işte yuvarlak dünya algısı. Bu dünya düz. Geçen bölümde ne anlattık? Her yer su aslında. Oradan bir kesit kesiliyor ve oradaki topraklar yukarı kalkınca denizin, okyanusun üstünde, vayının üstünde bir şey oluyor. Yani bunun merkezi dediğimiz yer aslında en dipteki okyanuslara ulaşıyor gene. Yani okyanusa, vayaya ulaşıyor. O yüzden hani en dipte şey mağma var diye düşünmesin arkadaşlar. Bu sonuçta okyanusun içinden yükseltilen topraklar ve onun da gölün de asıl kaynağı bu mağaralardan beslenen şey, kökü sular. Vayının suları yani. Ve erişilmez mağaralar vardı diyor. Ve Tu da o mağaraların içinde yaşıyor. O derinliklere gidip yerleşiyor. Ve oraların diyor en dibe açılan kapıları olduğu söylenir. Ama o kapılar büyülerle kapanmıştır. Ve o dönemde yaşayan ve sonra yaşayan hiç kimse o kapıların açılmasını ve yerlerini bulamadı. Böyle masalsı bir durum. Sonra orada diye başladığı bir kelime var. Orada ve üç nokta soru işareti. Orada nerede? Ona bir cevap Tolkien direkt olarak vermiyor. Biz kendi anlayışımızdan çıkartıyoruz durumu. Diyor ki daima titreşen maviye ve gümüş alevine benzeyen solgun bir ışık yanardı o mağaraların diplerinde. Ve orada o mağaralara da sadece elfler değil tanımlanamayan ruhlar da girip çıkardı. O bir trafiği var, şeyi var, hareketliliği var oralarda yani. Ve oradaki elflerin en irfan sahibi, en bilgilisi Nuin'di. Nuin. Evet. Nuin aynı zamanda da bütün hani meraklı, biraz şey gibi, Silmarillion'daki Feanor gibi durduğu yerde durmuyor. İrfanını falan geliştirmek istiyor ve çok da meraklı biri. Böyle pek kendi soydaşlarının gitmediği uzaklıklara seyahatler yapıyor. Oradaki bilgileri alıyor, öğreniyor. Oradaki ağaçları, bitkileri, toprağı görüyor, hayvanları görüyor. Gitgide daha çok bilgi toplayan birisi. Hatta o alacakaranlık zamanlarda buradaki elflerin gözleri mecburen o kadar keskinleşiyor ki karanlıkta bile düşmeden yürüyecekleri incecik patikaları falan görebiliyorlar. O yüzden de uzun seyahatler yapabiliyorlar gece karanlığında bile. Gene bir gün şey kimseyi doğuya gitmek gibi bir durumu yok. Tu da efendileri olarak kimseye doğuda bir görev vermemiş. Kuivinen gölünün daha doğusuna göndermemiş. Bu merakına yenik düşüyor. Doğuda ne olabilir diye düşünüyor Nuin. Ve diyor ki ben doğuya gideceğim bakacağım oralarda ne var. Hiç kimse gitmiyor oralara. Yanına da birkaç soydaşını alıyor ve doğuya doğru bir seyahate çıkıyor. Çok uzun bir süre gittikten sonra orada dev bir duvar görüyorlar. Ve o dev duvarın hiçbir geçişi yok. Bir duvara tosluyorlar. Yalnız duvarın arkasında ne oldu? Duvar derken bu dağdan bir duvar. Yani örülmüş bir yapı değil. Doğal bir duvar. Bunun diyor bir yarığı falan olması lazım diyor. Onu çok merak ediyor. Araştırmaya başlıyor. Çok uzun süre araştırdıktan sonra bir tane oyuk buluyor dağın içinde. Ve oradan şeyin devam ettiğini yani bir insanın geçebileceği bir elfin geçebileceği kadar bir yolun devam ettiğini görünce büyük bir cesaretle ve aslında merakına yenilerek oradan devam ediyor ve devam ettikçe onun bir mağara oyuğu gibi olduğunu bir oyuğun içinde yürüdüğünü anlıyor. Daha devam ettiğince uzunca bir süre devam ettikten sonra çevresi çok yüksek olmayan ama yalçın tepelerden oluşmuş bir çanağın içinde görüyor kendini. Bir oyulmuş bir şeyin. Yani bir şarap bardağı gibi düşünün. Çevresi o tepelerden oluşuyor. O da bardağın ortasında, yani ortasına doğru yürüyecek girişinde duruyor. Tam bir oyuğun içinde olduğunu fark ediyor. Yerin altına doğru. Çünkü oradaki geçit aşağı doğru ilerliyor. Paralel ilerlemiyor toprağa. Ve oraya geldiğinde bir anda yeryüzünde hiç rastlamadığı kadar güzel bir kokuyla karşılaşıyor. Büyüleyici bir kokuyla karşılaşıyor. Hı hı. Sadece diyor Valinor'da diyor şey bu kadar bundan daha güzel bir koku olabilir. Anlatıcı diyor tabii bunu Nuin
Valinor'a gitmediği için onu karşılaştıramaz. Ve gece gece çiçeklerinin diyor oluşturduğu şeyler, rahiyalarla falan diyor kendinden geçti ve uzunca bir süre diyor oradaki diyor büyük çam ormanları da var daha ileride. O çam ormanlarının salınışlarıyla, çam ormanlarının kokusu ve bu gece çiçeklerinin rahiyasıyla büyülenmiş gibi durdu, dikildi kaldı. Bir de bülbüller geliyor değil mi abi? İşte sonradan da o ormanların arasından bir bülbül sesi duyuyor. Sonra bu bülbül sesine cevap veren başka başka bülbüllerin sesini duyuyor. Cesaretini tekrar toplayıp o seslere doğru, ormanlara doğru ilerlemeye başlıyor. Uyku Vadisi'ne doğru giden yol değil mi abi? Evet, orası? Burası Uyku Vadisi. Yani Murne Malda. Hı hı. Uyku Vadisi olduğunu herhalde hikayelerden biliyor. Çünkü o kendisi diyor bu Uyku Vadisi olması lazım buranın diye. Ve orada nasıl bir özelliği var bu Uyku Vadisi dediğimiz yerin? Orası genç yıldızların olduğu sakin ilk karanlık günlerden beri vardı ve hiç rüzgar esmezdi. Öyle rüzgarsız ve ilk çağlarda, ilk zamanlarda yapılmış bir vadi. Nuin vadin içlerine doğru ilerleyince ağaçların altında kimileri birbirine sarılmış durumda, kimileri yalnız başına uyuyan canlılar görüyor. Ama tamamen derin bir uykuya yatmış durumdalar. Hiçbiri şey değil, uyanık değil. Onları görünce şey yapıyor böyle hayrete düşüyor. Hatta nefesi falan daralıyor. Uyku vadisinin etkisiyle de neredeyse uyudu uyuyacak kendini, bilincini zor açıkta tutuyor falan. Ama büyük de bir heyecana kapılıyor oradaki canlılar kimdir nedir falan bilemediği için. Bir de korkmaya başlıyor nasıl bir yere geldim ben diye. Hızla geri dönüyor. Aynı girdiği geçitten tersten çıkıyor ve gidebildiği kadar hızlı bir şekilde büyücü Tuğnuk kralının yanına gidiyor. Divanına çıkıyor ve ona yaptığı seyahati anlatıyor. Ben doğuya, çok uzak doğuya gittim diyor. Burada kitapta diyor ki Tuğ bunun doğuya gitmesinden, Nui'nin doğuya gitmesinden hoşlanmadı. Ve hatta daha sonra anlattıkları da hoşnutsuzluğunu pekiştirdi. Daha da az hoşlandı. Çünkü şey dürüstçe başına gelen bütün hikayeyi, o doğal duvarı, oradan geçince bir vadiye geldiğini ve ağaçların altında uyuyan canlılar gördüğünü, insansı ve elfsi, insansı diyemez, henüz insanı bilmiyorlar, elflere benzer canlılar gördüğünü söylüyor. Ve şey diyor, bence diyor görünüşlerine bakarsak diyor hepsi çocuktu onların diyor. Ama çocuk olmalarına rağmen neredeyse en iri elfler kadar irilerdi cüsse olarak. Hı hı. Tuğda diyor ki şeyden korkmaya başlıyor. Onlar diyor İlvatar'ın ikinci çocukları, insanlar dediklerimiz, ışığın doğmasını bekliyorlar uyanmak için. O yüzden orada uyku içindeler ve onları rahatsız etmemeliyiz. Çünkü Tuğ hem Manve'den hem de İlvatar'dan bu konuda bir hata yapıp cezalandırılmaktan çok fazla korkuyor. Nuin dedi ki diye 3 nokta konuluyor ve burada da bu kısa masal hikaye bitmiş oluyor. Tekrar insanları buluyor. Evet, insanları buluyor. Burada gene Christopher Tolkien'in notlarına dönüyoruz. Kayıp öyküler hakkında tamamen bilgisiz de değiliz diyor. İki tane temel öykü var, metin var elimizde. Bir, bugüne kadar gelen kısım, burada aktardığımız kısım. İki, diğeri ilkinden farklı ve asla başarılamamış bir düzenleme çalışması. Bu şeye birinciye diyor B diyeceğim. Bu ilk söylediğime bugüne kadar gelen kısma B diyoruz. Bugüne kadar okuduğumuz kısma. A, diğerine ise A diyeceğim. Bu hani ters gelebilir dinleyenlere niye 1'e A 2'ye B demiyor diye. Çünkü A diyor aslında bu B'nin nasıl yazılacağını, neler yapılacağı üstüne notlar yazılmış daha başarısız bir çalışma. O yüzden B daha düzenlenmiş bir hali bunun. O yüzden de 1'e B, 2'ye A diyorum diyor. Daha da kötü bir şey söyleyeyim. Ondan sonra diyor iki metine daha birbirine paralel buldum diyor. Bunların diyor bir taslak daha var. Eriyol'un Afvin'e dönüştüğü bir taslak. Yani burada ilk başta Eriyol diye bahsettiğimiz kişi daha sonra Afvin'e dönecek. Ve bu Afvin'in hikayesi, geçmişi de Eriyol'un geçmişinden farklı olacak zaten. Yani ikisinin ayrı hikayeleri var. Bunun da diyor hazırlık çalışmalarına D diyorum. Bu çalışmalardan
yarım yamalak gene de bir bütünlüğü olarak yazılmış metni de C diyorum diyor. Elimizde 4 ayrı metin var. Yani Tolkien kendisi ne kadar deli işe bir işe kalkıştıysa Christopher Tolkien daha da deli bir büyük bir deliliğe kalkışmış sanki. Bu notları toparlamak ve hikayeyi toplamak adına. Çok şey, zor iş. Ama edebiyatta böyle deneysel çalışmalar çok var. Benzer böyle birbirinin içine geçme, örgü yapma şeyleri de sıklıkla yapılıyor. Hepsinin Christopher Tolkien gibi bir oğlu var mı? Yok. Bitirmek zorundasın. Yoksa çözemezsin. Kimse çözemez. Yani şöyle daha formülize edersek. A, B'nin öncülü. D, C'de D'nin öncülü. Ve C'de artık Eriol fikrinden vazgeçilip Eriol karakteri Afvin'e dönüşüyor. Burası artık iyice şeye sardı değil mi abi? Evet, biraz sıkıntılı bir yere geliyor. Zafer abi nasıl anlatacağını toplamaya çalışıyor. Evet. A ve B de büyücü Tu değil adı. Tuvo o zaman. A ve B metinlerinde Tuvo diye geçiyor. C'de isimlendirilmiyor, bir isim verilmiyor, bir büyücü diye geçiyor. D'de Tu adını alıyor ve ondan sonra da Tu adıyla kalacak zaten. A'da diyor ki zincirlenmiş olduğu zamanlarda Melko, hani tutsak götürüldüğünde, Ungo Mandi'den tutuklanıp götürüldüğünde bu Tu'ya şeyde rastlıyor. Tutuklu olduğunda Mando salonlarında rastlıyor. Ve Mando salonlarında ona bu kara büyü eğitimini veren kişi Melko'nun kendisi. Bir dostluk kuruyor orada. Ve ağaçları yok edip de doğuya geçtikten sonra Melko, o da onun peşinden daha sonraki bir tarihte doğuya geçiyor. Ve işte orada kara büyünün de en büyük üstadlarından biri oluyor. Yalnız burada anlattığı şey de üstü çizilmiş ve vazgeçilmiş diyor Tolkien. Bu fikirden vazgeçilmiş. A ve B'de Melko'nun kaçışı, ağaçların yok edilmesinden sonra Tuvo dünyaya gelmiş. Orta dünyada bir büyücü krallığı kurmuş diye bahsediliyor. Yalnızca A'da Palisor'da kalan elflerin teleri değil aslında. Silmarillion'da Vanyar ama burada teleri olan elflerin soyuna ait olduğunu söylemiş Tolkien. Palisor'da. Buradan da şunu anlayabiliriz. Demek ki şeyde çok az elf kalıyor aslında. Dış topraklarda çok az elf kalıyor. Bu cümleden bu çıkartılabilir. Ve Palisor'da kalmış. Karanlık elfler kavramı sonradan avari elfleri denilecek, reddedenler denilecek bunlar. Kayıp öykülerde çıkmıştır diyor. Yani işte Silmarillion'daki avari hikayesi Palisor'da kalan karanlık, alacakaranlığın elflerinden çıkıyor. İşte önce kendi kavramı yolculuğa çıkmayanlar için kullanılıyor ama Silmarillion'a geldiğimizde kendi isimlendirmesi bütün elfleri kapsıyor. Hı hı. A ve B'de tanrılar her dili bilen varlıklardır. Elf bilgeleri tanrıların kendi aralarında konuştuğu dili öğrenmişlerdir ve bu dili büyük bir saygıyla çok uzun bir süre saklamışlardır. Toleressa'ya geldiklerinde ise sadece Invir'in kulları, yani kraliyet ailesinin kulları bu dili bilir ve bunu konuşurlar. Adada ise artık bu anlatılan hikaye zamanına gelindiğinde kraliçe Meryl'in evinde sadece bu yüksek Quenya kullanılır. Valar'ın kendi dili kullanılır. A'da Nui'nin uyuyanlar hakkında söyledikleri dikkat çekicidir diyor. Başlangıçta insanlar ve elfler neredeyse aynı cüssedeydiler. Tamam mı? Yani doğuşları, boyları, postları aynı cüssede. İlk tasarlanan düşüncede. Yalnız insanlar geldikten sonra elfler daha çekinik bir hale geliyorlar. İnsanların varlığından dolayı elfler küçülürken insanlar da daha cüsseli olmaya başlıyor. O yüzden şeydir, ilk çağ hikayelerinde işte Turin Trambar'da falan da görürüz. Cüsse olarak falan insanlar elflerden daha baba yiğittirler. Ve şey, bu A, B, C, D hikayesinden sıkıldıktan sonra hikayenin devamı kısmına geliyoruz. Tamam mı? Abi keşke sana bir kağıt verseydik, şema çizseydin. Bunu da portakalla anlatabilir. Bunu da portakalla anlatabilir. Portakal deme. Kış geçti bir portakal yeme. Kış geçti bir portakal yemedik. Finike'den hiç izlediğimiz yok mu ya? Parasını gönderelim bir kasa portakal gönderelim. Yurt dışına gönderilenlerden. Yurt dışına gönderelim ya da evde tüketilenlerden.
İşte hikayenin devamına geliyor. Daha demin bıraktığımız hikayenin devamına geliyoruz. Büyücü Tuvo, Nuin'i onların Ilúvatar'ın yeni çocukları olduğunu ve uyanmak için ışığı beklediklerini söyler. Ve o bölgeye elflerin gitmesini yasaklar. Ve o bölgeye gidip onları uyandırmanın cezalandırılacağını söyler. Yani kesin olarak o bölgeye gidip onları rahatsız etmeyin der. Çünkü şeyden çok korkar. Mande ve Ilúvatar'dan, tepkilerinden çok korkar. Ama Nuin gene aşırı meraklı bir karakter olduğu için oraya gitmekten kendini alıkoyamaz. Hatta oraya gittiğinde bir seferinde ayağa takılır, birisine çarpar oradaki uyuyanlardan. Bir kımıldansa da uyanmaz. Allah'tan öyle yırtar o sırada. Ama git gel sonunda dayanamaz, iki kişiyi uyandırır. Bunların adı da ilk uyanan insanlar bunlar ve bunlar doğal yollardan uyanmamışlar. Bunları Nuin uyandırmış. Ermon ve Elmir diye iki kişiyi uyandırır. Ermon ve Elmir çok korkmuşlar tabii uyanınca. Ne olduğunu falan bilmiyorlar ilk dünyaya gelişleri. Ve konuşamıyorlar. Çünkü işte elflere verilen o konuşma yeteneği Ilúvatar tarafından insanlara verilmemiş. Bu iki insana konuşmayı git gel şey öğretiyor, Nuin öğretiyor. Doğal olarak da İlkorince öğretiyor. Ve bu Ermon'la Elmir ilk insan beylerinden olan Beor Hanedanı'nın ataları, onların şeyleri. O yüzden de Beor Hanedanı birinci çağda kullandıkları dil en fazla şeye benzer, İlkorin'e benzer diyorlar. Çünkü onlardan öğrenmişler. Sonra gene mesafeler, dostluklar, düşmanlıklar girince ister istemez dil farklılaşıyor ama Beor dilinde çok fazla İlkorince sözlük var. Çünkü onlar Nuin'den öğreniyorlar konuşmayı. Çok güzel bağlandı bir şey abi. Sonra güneş ilk şafak çıktığında, güneş dış topraklarda göründüğünde diğer insanlar da uyanıyor. Çünkü güneşin doğmasını bekliyorlar uyanmak için. Ve de tabii ilk uyandıkları zaman sersemsepelik duruyorlar. Ve ilk nereden doğuya güneş? Batıdan. Batıdan doğan güneşi görüyorlar. Hmm. Yani sırtlarını gene doğuya vermişler ve batıya bakıyorlar. Batıdan güneş doğuyor. Ve oradan ayrılmayı bekliyorlar. Ve oradan ayrılmaları ancak güneş turunu tamamlayıp doğuya doğru tekrar batıya doğru uzaklaşırken güneş bizden gidiyor korkusuyla doğuya doğru batıya doğru güneşi takip etmeleriyle olacak. Evet. Yani burada aslında çok ilginç güzel bir detay var abi. Hava atmak isteyenlere orta dünyada uyanmış ilk insanların ismini sor dedin burada evet. Yazıyor. Ermon ve Elmir ve Beor Hanedanı'ndan bunlar da işte. Evet abi. Öyle taktik mi veriyorsunuz şu an? Taktik veriyorum. Tolkien seviyorum dedi. Bilgiler. Kız dedi ki Tolkien'i çok seviyorum ya dedi. Hemen hikayeye girdin. Ondan sonra bunu mu söylüyorsun? Orta dünyada uyanmış ilk insanlar bunlar diyorsun. Havan 1 milyon. Hemen kız tav oldu. Bitti. Bayıldı. Ortamda satılacak bilgiler işte. Abi tecrübe ettin mi bu durumu hiç? Tolkien'den hatun ayarladın mı diyor. Yok öyle bir şey. Zafer abi kul koleksiyonu gösterirler ya. Sen gidip şu soy ağacını mı gösteriyorsun yoksa? Kızım ben bu soy ağacını yeni yer benden geçti ben. Ben onun eledim eleğimi astım benden geçti. Benim bundan sonra çenemde var. Yani biz gençler için varız. Benim çenemde var bundan sonra. Bana ne? Müthiş taktikler gerçekten. Ben susuyorum, karnım acıkıyor, tuvaletim geliyor benim. Bütün hayatım bu ya. Başka bir hayatım. Öykünün burasında Melko Efendi işe dahil oluyor. Tabii ki. Özlemiştik. Ve Unvanior deniliyor. Bunlar canavarlar, ogreler, devler. Yani Melkor'un ikinci yaratılarını da burada ilk kez görmeye başlıyoruz. Onların da genel adı Unvanior. Ortaya çıkıyor. Tuvo elfleri ve insanları bu canavarlardan ve Melkor'dan koruyor. Hala Sauron değil. Bir elf kral sadece. Ve şey yapıyor. Fukil ya da Fangli. O ABC'de değişiyor bu isimler. Evet. O yüzden Fukil ya da Fangli diye geçmiş burada şey Christopher Tolkien. Diyor ki Melkor'un hizmetkarları olarak aslında ve saklanarak insan olarak insanların arasına giriyorlar ve insanların arasına girdikten sonra da insanlarla alacakaranlık elflerin arasını açıyorlar. Araya nifak sokuyorlar, bölüyorlar. Ve insanlar da İlkorin'e karşı haince davrandı diyor. Onlara satış
da bulundu. Onları aldattılar. Ve bu işler falan iyice uzayınca, Melkor'un kuvvetleri falan hikayesi iyice uzayınca, bu sefer elflerle Melkor kuvvetleri arasında bir savaş oluyor. Ona da Palisor Savaşı diyorlar. Hı hı. Bu Palisor Savaşı sırasında sadece şeyin Ermon'un soyu Nui'nin soyunun yanında, Alacakaranlık elflerin soyunun yanında savaşıyor. Diğer insanlar ihanet ediyorlar. Savaşı A'ya göre elflerin savaşı kazandığı yazılıyor A metnine göre. B metnine göre ise savaş diyor ortadaydı, muallaktı. Yani iki tarafta kayıplar verdi ama bir kesin herhangi birinin kazandığını söyleyemeyiz. Ortada bir savaştı. Onlar onlara zarar verdi, onlar onlara zarar verdi diyor. Ve Fangri tarafından kandırılmış insanlar bu savaşın sonucunda ortaya çıktıkları için, kimin tarafında oldukları, kaçıyorlar o bölgeden, İlkorin'den uzaklaşıyorlar. Ve o uzaklaşan insanlar vahşi yabani insanlar olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve onlar Fangri'ye ve Melkor'a tapıyorlar. Onlar karanlık tarafa geçmiş oluyorlar. Bunlar da muhtemelen Doğu dölleri hikayesi var ya, ya da doğudaki vahşi insanlar dediklerimiz. İş oraya geliyor yani. Ondan sonra ne oluyor? Abi bir de burada var ya. Bir söyle bakayım, ben de Beor, takıldım. Arkamızda bir karanlık uzanıyor dedi Beor. Silmarillion'da geliyor da siz nereden geliyorsunuz diye sorduğunda Felagut Findon, çünkü onun dostu o. Arkamızda bir karanlık var diyor. Evet. Ve biz o karanlıktan kaçtık ve düşlerimizde bile o karanlığa geri dönmek istemiyoruz. İşte oradaki karanlıktan kaçtık dediği hikaye, Melkor'un o canavarlarından ve onun kötülüğünden kaçarak batıya geliyorlar. Oradaki dağları, Lindon'u geçerek, Lindon mantısını geçerek Beleriand topraklarına geliyorlar. İşte orada da Silmarillion'la bağlantısı o. Evet. İnsanlar bu yüzden kaçıyorlar batıya doğru. Direkt Silmarillion'la birebir neredeyse. Evet, yani oradaki bağlantı o. Kaçış hikayesi o. Şimdi ikinci taslağa uygun olarak. Evet, şimdi sonraki taslağa uygun olarak insanların uyanışı hikayesine geliyor. Hikaye değişiyor. Hikaye değişiyor. İkinci taslağa uygun olarak. Dilin babası Nui buradaki taslağa göre işte uyarılara rağmen, Tu'nun uyarılarına rağmen Nui dinlemez uyarıları ve Murmenalda'ya gider ve o iki kişiyi uyandırır güneşin doğmasından evvel. Ve o doğanlar neyi diğer insanlardan farklı olarak görür? Henüz güneş doğmadan uyandıkları için iki kişi. Onlar mesela diğer insanların görmediği şeyi görürler. Ağaçların tomurcuklarını açtığını, ilk güneş ışıklarını, onların hiç kimsenin görmediği ve ilk geceyi de tabii o karanlık zamanı da görürler. Çünkü insanlar uyandığında güneş yükselmiştir biraz. Onlar ilk geceyi görmez insanlar aslında. Gece dönemini görmez. O ikisi hariç. İnsanlar işte burada da bahsediliyor. Nui'nin Ermon ve Elmir'e dil öğrettiğinden, insanların büyüyüp endam kazandığından, karanlık elflerin ilmini öğrendiklerinden ve karanlık elflerin onlara yardımcı olmasından bahsediyor. Burada bir detay olarak önemli bir konu var. Güneşin doğmasıyla beraber Tu sonuçta karanlık bir büyücü olduğu için ışıktan etkileniyor ve mağaraların en diplerine giderek yaşamaya başlıyor. Çünkü güneş ışığı onun büyü gücünü azaltıyor. Güzel detay. Tu'nun yer altına çekildiğini görüyoruz. Fankil cüceler ve goblinlerle birlikte insanlar arasına gider. Onların ve elflerin arasında bir yabancılaşma yaratır, bir kopma yaratır. Birçok insan cücelere yardım eder. Şöyle bir durum var, bunu daha sonra da söylüyor bir iki notunda. Bu dönemde, Kayıp Öyküler döneminde cüceler hep şeytani kötü canlılardır. Bizim anladığımız manada cüce değillerdir. Yani bizim anladığımız manada cücedirler de kötüdürler. Bizdeki Silmarillion'da bile cüceler kötü değillerdir normalde. Daha sempatikler tabii. Bir de asla olmazlar. Melkor tarafından da olmazlar cüceler. Evet. Ama burada hep Melkor'un yanında orklarla beraber savaşan kötücül yaratıklar cüceler. Kayıp Öyküler hikayesinde.
Ondan sonra bu savaş sırasında şöyle bir detay oluyor. Gene Palisor Savaşı oluyor bu metne göre de. Palisor Savaşı sırasında insanlar ihanet ettiği için Nuin kıstırılıyor ve Nuin ölüyor. Ve ihanet etmeden onunla beraber savaşanlarsa sadece dil öğrettiği kılan Beor Hanedanı'nın insanları ihanet etmiyor Nuin'e. Ama diğerleri ihanet ediyor ve savaş bu yüzden kaybediliyor. Daha sonra da İlkorin Tarek ordularını bu savaş olduğunu duyunca daha batıdan taşıyor bu tarafa doğru akrabalarımızda bir savaş var diye. Geldiğinde ise bir savaş meydanı görüyor ama savaş bitmiş ve elfler İlkorinlerin büyük bir kaybı var. Buna rastlıyor. Sonra ilk dönemlere ait taslaklara uygun olarak sürgüne gönderilmiş Gnomların tarihi var. Yani Noldor'un sürgünde ne olduğuyla alakalı bir durum var. Helcarax'e geçişinden sonra Gnomlar Hislumen'in içlerine doğru giderler. Ve o diyarda kadim gölge halkı bulunur. Buradaki ağda peri halkı deniliyor onlara. Yani elfler deniliyor ve onlar nereden gelmiş, ne olmuş falan bir bilgi yok aslında. B'de ise ne deniliyordu ona? Uvultar deniliyor. Evet. Periler deniliyor. Hüsleme'nin gölge halkı burada ne elf, ne insan, ne kendilerine ait ruhlar bunlar aslında. Yani bizim bildiğimiz bir türe ait değiller. Gölge halkları denilen ayrı bir canlı türü var. Onlara aitler. Elflerden tamamen farklı, bilinmeyen bir halktır. İşte bu yüzden o isim yeni bir anlam verilerek korunmuş görünmektedir diye de not düşmüş Christopher Tolkien'e. Gnomlar Askon sularına geldiklerinde Askon daha sonra değişerek adı bizim bildiğimiz Mithrim Gölü olacak. Askon sularına ulaşırlar, orada kamp kurarlar, halklarını bir düzenlerler, sayımlarını yaparlar. Hani her karakterden geçtik, kimleri kaybettik, kimler kaldı hayatta, kaç savaşçımız var, kaç hastamız var, öyle bir toparlanma dönemine girerler. Ve orada da Turgon doğar. Bizim Gondolin'in efendisi Turgon orada doğar, Hislome'de, Mithrim Gölü'nün yakınlarında. Ve Feanor'un ölümü vuku bulur. Burada ölür diyor Feanor. Ağda ölen kişi Fingolme diye bilinen Nolome'dir. Fingolme de Finarfin, Turgon'un babası. Fingolme diye bilinen Nolome'dir ağ belgesine göre. Ve bir yelkenliği açılıp bir şeylerin peşinden giderken denizde Mithrim Gölü'nde boğulur denir. B'ye göre ise Fingolme Nolome değil Feanor ölmüştür onun yerine. O da uzakta gördüğü parıltılı şeylerin değerli mücevherler olduğunu düşünüp gene mücevher peşine giderken denizde, gölde boğularak ölmüştür. B'ye göre de Feanor burada ölür. Askon'u terk ediyorlar daha sonra, bir süre yerleştikten sonra. Çünkü korkuyorlar. Melkor'un kötülüklerinden de korkuyorlar. Akraba katliamına bulaştıkları için diğer canlıların bu kötülüğü yaptıklarını bilmelerinden de korkuyorlar. O yüzden bir yerde uzun süre yerleşip durmuyorlar. Ve tekrar başka bir yere doğru yol alıyorlar. Acı tepeleri geçtiler. Demir dağların eteklerinde orklarla karşılaştılar. Ve ilk savaşlarını yaptılar diyor. Orklar meydana çıktı yani. Orklar meydana çıktı burada. Yani ellerinde ork var. Tinuvel'in öyküsünde Beren Hislome'den geçmiştir diyor. Acı tepelerin ötesinden demir dağların korkunç yarıklarının arasında. Acı tepelerle demir dağlar aynı. Burada acı tepeler diye geçmiş. Silmarillion'a geldiğimizde demir dağlar haline gelecek. Gnomların bir sonraki kampı Sirion'un yanındaydı. Artık burada ilk kez Sirion nehrini görüyoruz ki Beleriand coğrafyası için ve elfler için Sirion nehri çok değerli, önemli bir coğrafi belirteç. Gnomlar orada ilk kez İlkorinlerle, kalan elflerle, Palisor'da kalan elflerle karşılaşıyorlar. Ve aralarında da yok, bir husumet yok. Birbirlerini iyi karşılıyorlar zaten, her ikisi de elf olduğu için. Sonra Maedros da burada mı ortaya çıkıyordu abi? Maedros ilk başta Feanor'un dedesi diye geçiyor ilk hikayelerde. Oğlu değil. Ama buraya geldiğimizde, bu belgelere geldiğimizde Feanor'un büyük oğlu diye geçiyor. O da yani ilk kez Maedros büyük oğlan olarak geçiyor Feanor'un. Ve Feanor'un 7 çocuğu olduğunu da burada görüyoruz. Melkor'un Hırsızlığı bölümünde galiba. Melkor'un Hırsızlığı bölümündeydi herhalde. Evet. Evet. Ağda
Ha şey Maedhros şey büyük bir ordu topluyor. Onun rehberliğinde tepeleri geçiyorlar. Melkor'un yuvalarını araştırmak için diye geçiyor A şeyinde hikayesinde. B'de ise Melkor'un yuvalarını araştırmak. Ha A'da mücevherlerini aramak için bir ordu toplayıp demir tepeleri geçiyor deniliyor. Hı-hı. B'de Melkor'un yuvalarını araştırmak için geçiyor deniliyor. C'de de aynısı. Yani şey Melkor'un şeylerini yuvalarını araştırmak için ve orada bir savaş sırasında yakalanıyor. Çok büyük işkenceler görüyor. Burada işkence görme sebebi mücevherlerin sırrını. Maedhros da biliyor babası Feanor gibi. Hı-hı. O sırları ondan almak istemesi Melkor'un. Ama o şey yapmıyor, sırlarını vermiyor ve sakatlanarak geri gönderildi. Yani o kolunun kesilme hikayesi Silmarillion'daki gibi Fingon tarafından kurtarılırken değil, sakatlanarak geri geldi diyor. Ne tür bir sakatlık olduğundan bahsedilmiyor burada. Tamam. Ardından da Feanor'un 7 oğlu, Feanor yemini diye bildiğimiz Silmariller kimin elinde olursa olsun Valar dahil bize verilmesi düşmanımızdır denilen o efsanevi bütün hikayeyi neden olan en temel, en başat durumlardan biri olan Feanor'un yeminini gerçekleştiriyorlar. Silmarillerimin nerede olduğu kim alırsa bizim düşmanımızdır hikayesi burada başlıyor. İşte. Yedi oğlun yemini ilk kez burada ortaya çıkıyor. Evet abi. Melkor'un orduları artık Sirion'un yakınlarında Gnov kampına yaklaşmış durumda ama çünkü Melkor da bir ordu topluyor ve güneye doğru kaçıyorlar şeylerde. Hı-hı. Burada şey diyor, Garfalon deniliyor. Ağlayan Sular Vadisi ya da Pınarlar Vadisi diye. Garfalon'a gidiyorlar. Orada insanlarla karşılaşıyorlar. Uyanmış insanlarla. Ve orada insanlarla karşılaştıklarında kimileriyle dost, kimileriyle düşman oluyorlar. Böyle tam bir karşılıklı net bir durum yok. Hem kötü anlaştıkları var hem dostça anlaştıkları var. İnsanlarla iki türlü bir ilişkileri oluyor zaten. Ve Tinvelit yani bizim bildiğimiz Tingol Ermon'a, o ilk uyandırılan insanlardan Ermon'a bir elçi heyeti gönderiyor. Gnomlar, ilkorinler ve insanlardan oluşan büyük bir ordu oluşturuluyor. Yani gene Ermon elflerle beraber Olsoy şeye, elflere destek vermeye devam ediyor. Ama bizzat Melkor çadırlara gelip insanları ayartmaya çalışıyor. Yani Melkor'un kendisi geliyor buradaki hikayede. Hı hı. Ve çadırlarda bölücülük yapıyor. İnsanlarla elflerin arasına nifak sokmaya çalışıyor. Ayartmaya başlıyor gene. Ve Melkor tarafından kandırılarak şey yapıyor. Bir kısmı gölge diyarlara Melkor'la beraber geri dönüyor. İnsan gücü ve doğal olarak da elflerin ordu gücü biraz şey azalmış oluyor. Melkor başarılı oluyorlar yani. Ve ondan sonra da korkunç sayısız gözyaşı savaşı gerçekleşiyor. Burada çok tanıdık isimle rastlaştık. Yani evet, burada Silmarillion'a çok, mesela burada Urin diyor. Urin dediği Hurin. Hı hı. Burada Urin diye geçiyor. Doğru. Urin'in çocukları, A'da Urin oğulları diye geçer diyor A belgesinde. Buradaki Urin'in çocukları bizim hemen herkesin bildiği Hurin'in çocukları. Sonuna dek savaşırlar. İki haberci dışında hiçbiri kavgadan kurtulamaz. Hepsi ölür bu savaş sırasında. Turgon büyük bir alayla günün kaybedildiğini anlayarak geri döner. Onların yollarını keserler. Bir miktar kadın ve çocuk kurtarılır. Turgon'un peşine düşülür. Orada İlkorin Mablon orduyu kurtarmak için kurban edilir diyor. Buradaki kurban edilirden ben orijinal metinlere bakmadım yani buraya çalışırken. Kurban edilirken bir kurban etme töreninden mi bahsediyor? Yoksa hani orada fedakarca filmlerde olur ya siz devam edin ben burayı tutarım diye kendini feda eden biri olur. Acaba o şekilde mi? Yoksa bir kurban verme bir durum mu var? Onu anlamadım, onu diyeyim yani. Evet. Ve belirtilmemiş de burada. Onu daha sonra metinlere bakıp öğrenirim de şimdi öğrenmedim. Yani. O ifadenin kullanılması garip ama. Hakikaten. Evet. Maedhros ve Feanor'un diğer oğulları Turgon'la kavga ederler o sırada savaşın içinde bile. Çünkü Turgon kendisinin kral olduğunu söyler ama Feanor çocukları kendilerinin kral olması gerektiğini söyler. Burada da bir iktidar mücadelesi olur. Savaşın içinde kendi aralarında da bir savaşa tutuşurlar. Hı hı. Ve Turgon çok öfkelenir. Güneye doğru iner ve işte Gondolin dediğimiz yere doğru
yol alır ama henüz Gondolin kurulmamıştır. Silmarillion'dan önemli farklarından da biri, Gondolin Silmarillion'da çok daha önce kurulmuştur zaten. Hani Ninayet Anadoyat da geri çekilip Gondolin'e tekrar girer. Ve ordu Gondolin'den çıkarak savaşa dahil olmuştur. Abi resmen nazar ettim ya. Ninayet Anadoyat ne güzel söylüyor diyordum. Şimdi Ninayet Anadoyat diyor Zafer abi. Resmen nazar ettim ya güzel. Maşallah dedin 3 gün yaşadın. Bana sağlıklısın dese yarın korona olur bana. Allah korusun abi. O yüzden iyi geçin Cenab-ı Hak. Evet, aynen benimle iyi geçinin. Melkon'un madenlerini dipsiz dehşet büyüsüne, Melkon'un kölelerin üzerine yaydığı büyü bu, dipsiz dehşet büyüsü. Burada bir büyü adı verilmiş. Genelde büyülere bir ad verilmez Tolkien'de son hikayelerde ama burada bu zihinleri kontrol altına alan büyüye, Melkon'un yaptığı büyüye dipsiz dehşet büyüsü denildiğini öğreniyoruz. Ve Gondolin'in inşası sayısız gözyaşları savaşı yüzünden Hisilomel'in insanların ve elflerin birbirine yabancılaşmasıyla bu öykü bitirilir diyor. Melkon sürekli güvensizliği besler ki insanlarla elfler arasında bir ittifak kurulmasın ve çok güçlenmesinler. Bu şeye aralarında nifak sokma işi sürekli olarak şey yapılır, pompalanır Melko tarafından. Sahte periler ya da Kavu Kareldar'a dönüştürülür Melko ile beraber giden insanlar denir. Burada Kavu Kereldar dediği aslında orklar ya da goblinler dediklerimiz. Yani buradaki hikayede ilk düşüncede insanlardan ve elflerden dönüştürüldüğü söyleniyor orkların. Tamam. Ama daha sonra elflerden dönüştürüldüğü konusunda bir fikir birliğine varıyoruz. Ama burada insanların da dönüştürülmesiyle orklar oluşuyor. Ama burada ork demiyorlar ona. Kavu Kereldar deniliyor. O garip yaratıklara, çirkinleştirilmiş yaratıklara. Sonraki taslağa uygun olarak sürgüne gönderilmiş gnomların tarihi. Buradan önemli yerleri şey yapayım ben. İşte burada da gene bu acı tepelerden geçilmesi Atonator ormanına, daha sonra Doriath bölgesi olacak ve büyük düzlükler bölgesi Silmarillion'da Talat Dirnan olacak ve büyük bu düzlüğün güney kısmındaki dağlardaki mağaralarda Nargothrond olacak. Korunan düzlük olacak. Tamam mı? Bu şeyler ilk temelleri, bu Silmarillion'da bildiğimiz coğrafyanın ilk temelleri burada bayağı şekillendirilmiş oluyor. Doriath şekillendirilmiş oluyor. Nargothrond'un nerede olduğu belirlenmiş oluyor. Talat Dirden'in nerede olduğu belirlenmiş oluyor. Böyle bir yararı var. Gene Turgon, Nolomen'in oğlu olarak bu sırada doğuyor. Maedros Agband'a karşı gene bir ordu, Feanor'un büyük oğlu diye geçiyor burada Maedros. Bir ordu kuruyor. Ama şeyin kapısına kadar dayandıktan sonra, Agband'ın Angamandi'nin kapılarına dayandıktan sonra geri püskürtülüyor. C'deki öykü, daha deminki anlattığımız öykü tekrarlanıyor. Aynı şeyler oluyor. Yani Maedos yakalanıyor, işkence görüyor. Bunun sebebi mücevherin sırlarını öğrenmek ama o sırları vermiyor. Sonunda da Melkor tarafından sakat bırakılarak geri salınıyor. Ve Silmarillion için Feanor'un yedi oğulları burada işte yemin ediyorlar gene. İlkorin Tarek orduları gene gnomlara yardım etmek için bir toplantı, gnomlara yardım etmeye karar veriyorlar ve bir büyük toplantı düzenleniyor. Burada gnomlar katılıyor, İlkorinler katılıyor. Yeniden birleşim ziyafeti deniliyor buna ve Ermon'un insanları katılıyor. Burada da şeydeki işte Maedros'la Fingolfin'in ortaklaşa karıp Medred Ardahat dediğimiz Silmarillion'daki büyük toplantı var ya. Evet. Melkon'un 400 yıl boyunca kuşatılacağı hikaye. Oradaki toplantı ilk kez burada şey yapılıyor. Ortaya çıkıyor. Çağrıyı reddeten sadece Tingol, ki orada da Tingol katılmamıştı zaten. Silmarillion'da da katılmaz. Tepelerin içlerine girmeyin diye bir fetva veriyor ve o toplantıya katılmıyor. Urin ve Egnor şey yapıyor. Bu toplantıya katılıyor ve taburlarını gene elflerin şeyine, emrine veriyorlar. Buradaki Egnor dediğimizde Beren'in babası. Evet. Egnor. Tamam. D taslağına gelince sayısız gözyaşı savaşından önceki olayların anlatışında C ve eski taslaklara göre biraz daha farklı.
Gnomlar, Ulkorinler ve insanlardan oluşan büyük bir ordu Pınarlar Vadisi'nde bir savaş yapıyor. Deathrastlar'da ise Nolemen'in orduları bir savaş yapıyor ve geri çekilişten bahsedilmiyor burada. İlk hikayede geri çekilişten, Noldor kuvvetlerinin geri çekilişinden, Gnomların geri çekilişinden bahsetmiştik. Burada da geri çekilme hikayesi yok. C taslağında da Gnomlar Garfolon'da insanlarla ilk kez karşılaştıklarında onlara el sanatları öğrettiler. Hiç şüphesiz bu daha sonraya ait Beleriand'lı elf dostları, yani elf dostluğu hikayesinin ilk başlama aşaması bu kitapta rastladığımız bir şey oluyor. Bazı insanlar kamplarına halk ozanları gibi gelen Melkor tarafından gene ayartılıyor. Gene bölünüyorlar. Gene o sadıklar kalıyor sadece. Diğer insan soyları Melkor tarafına geçiyor. Savaşta Nolome diğerlerinden ayrı düşüyor. Orklar tarafından öldürülüyor ve yüreği oyulup çıkartılıyor göğüs kafesinden. Ama Turgon babasının bu parçalanışına yetişiyor. Yüreğini de kurtarıyor. Babasının naaşını da kurtarıyor. Ve ondan sonra Turgon'un arması kanlar içinde bir yürek olacak Gondolin kurulduğunda. O güne ithafen. Ve oradaki bütün gnom şeyleri, orkları yok ediyorlar ama gnomların da ve insanların da neredeyse yarısı kaybedilmiş oluyor. İnsanlar gene kaçıyor. Sadece Uri'nin oğulları sadık bir şekilde orada dayanıyorlar. Melkor da onları bulamıyor herhalde. Melkor da onları bulamıyor, evet. Burada bir toparlanma var 362. sayfada. Yani şey diyor, eğer bu taslaklar belirli özellikler seçilir ve uyuşmazlıklardan çok uyuşmayı vurgulayacak bir şekilde anlatılırsa Silmarillion'un anlatı yapısına olan benzerlikleri rahatça görülebilir. Hı hı. Bence bölümün özeti sanki. Evet, bu... yani burada çok toparlanmış bir şey. Noldoli halkı Helcarax'i geçer ve Hisolomen'in işlerine doğru yayılırlar. Kamplarını Mithrim'in yanında kurarlar. İlkorin elfleriyle karşılaşırlar. Umanyar elfleri. Feanor orada ölür. Orklarla yapılan ilk savaş. Bir Gnom ordusu Agbant'a gider. Maedros yakalanır, işkence görür, sakatlanır. Feanor oğulları elf ordularından ayrılır. Elfler ve insanlar ile Melkor'un orduları arasında sayısız göz savaşı denilen büyük bir savaş yapılır. O savaş sırasında Melkor tarafından çürütülen insanların ihaneti görülür. Ama Urin, yani Hurin'in halkı sadıktır ve savaştan sağ çıkmazlar. Gnomların lideri diğerlerine ayrı düşürülüp katledilir. Turgon ve ordusu kendi yollarını açarlar ve Gondolin'e giderler. Turgon'un nereye gittiğini keşfedemediği için Melkor öfkelidir. Feanorcular savaş alanına çok geç gelmişlerdir. Büyük bir kurgan inşa edilir. Orada ölüler, ölüm tepesi, ölüler kurganı vardı ya, onu şey yapıyor. Evet abi. Burada bitiriyor muyuz abi? Evet, yoksa... yani bundan sonra şey yok. Ne derler? Gene açıklamalar. Burada şey yapalım. Çünkü burada işte Feanor'un babası şuydu. Daha sonra buna dönüştü. İşte Nolome Finarfin'di. İşte o onun oğlu bu oldu. Maedros bilmem neydi buna dönüştü falan gibi karşılaştırmalar var. Ama bir hikaye kurgusu yok. Bu derin araştırmacılar için geçerli bir şey. O bakımdan hani bunu çok meraklıları kitaptan tek tek uğraşarak yapabilirler. Zaten önemli kısımda söyledin abi. Evet, yani genel olarak toparlandı burası. Silmarillion'la benzerliklerini anlattığı bu başlıklar bence sanki en önemli kısmıydı, evet. Bölümün gibi. Bir şey söyleyeceğim. Zafer abi ne demişti? 20 dakikaya bölümü toplarız. Sonra dedi. Kaç sayfa şey yapmış. Yok, bu Zafer çok mutlu. Arkadaşlar, Zafer abi dedi ki gündüz konuştuk. 20 dakikaya dedi bölümü toplarız, sonra biraz kitap üzerine sohbet ederiz dedi. Bakıyorum 1,5 saate yakın. Tamam, 3-5 soru alalım, sözümüzü tutalım. Millette kafa mı bıraktın Zafer? Abi, bak bu bölümden önce Zafer abiye keşke bir tane tahta koysaydık. Arkaya hani böyle İngilizce öğretmenleri var ya, internette videoları var ya da matematik. İşte evet, ona, evet. A, B, C yazsaydı onda bu, bunda bu, bunda bu daha açıklayıcı olurdu. Ama çok karmaşık gerçekten ya. Anlamış gibi görünüyorsun, bakıyorum. Ya, ben anlarım canım. Ya sen de patron herkes elini tutuyor. Hiç. Patron bu ne olacak bunun? Ben dinlemeden biliyorum. O kadar. Zehir yemin ediyorum. Tam bir zehir Başak Burcu. Evet.
Sorunuz varsa alalım arkadaşlar. Zafer abinin 20 dakikalık gibi görünen 1,5 saatlik anlatısı. Ki son 3 sayfayı da geçtik. Ya Zafer, bir şey söyleyeceğim. Zafer abi onu aklının bir köşesine yazmıştır. Yani bir ara mutlaka. Bir ara sokuştururum hemen. Onu araya sokuşturur yani. Evet arkadaşlar, Kayıp Öyküler kitabı birinci kitabının sonuna geldik. Eğer kitapla ilgili sorularınız varsa 3-5 tane soru cevaplayalım. Ondan sonra da bölümümüzü, bu serimizi kapatalım. Bu serimizin ilk partını kapatalım. Evet, bu serimizin ilk partını kapatalım. Böylece bitirdiğimiz ikinci kitabımız oluyor bak. Bakıyorum. Evet, geriye kaldı 30-35 kitap. Demiş ki Muzaffer Yılmaz demiş ki, şimdi insanlar tüm elflerden daha mı iyi yapılır? İnsanlar elflerden daha iyi yapılır doğuyorlar. Şimdi söyleyip değiştirdik ya, evet yani. Karışıklı. Sonuçta insanlar elflerden daha iyi yapılırlar. Bende de aynı sorular oluştu. Çünkü elfler daha sonra zaten solma hikayesi var ya zamanın. Evet. Onlar nesil olarak küçülürken insanlar zaten hani dünyanın sahibi olacakları için hayatları devam ettiği sürece daha kuvvetli hale geliyor. Şimdi ben güldüm, yanlış yani anlamadım. Çoğumuzun arkadaş, babalarımızdan daha uzun olması gibi. Ben de çok geri dönüp bakmak zorunda kaldım da birçok şeye bölüm okurken. Yok çok karışık aynı yani, şeyi hissettim. Normal yani, çok karışık hakikaten, çok karışık. Bakıyorum. Vallahi kafam çok karıştı diyenler. Evet yani çok karışık hakikaten. Şey var, Ahmet Erdem'in bir sorusu var. Ahmet Erdem. Şahin. Evet. İnsanlar ilk uyandığında, evet, onlar ilk fark ederdi Melkor. İnsanların yanına kendisi mi gitti yoksa Sauron'u mu gönderdi? İnsanların kaçtıklarını söylediği karanlık burada hangisi diyor. Şey ama bu Silmarillion sorusu, Kayıp Öyküler sorusu değil. Öyle mi? Ha. Yani kayıp öykülerde değilmiş. Ahmet de devamlı soru soran arkadaşlardan. Yok, Ahmet'in soru Silmarillion sorusu. Burada şey yok. Burada uyandıklarında yanlarında İlkorinler var zaten. Daha sonra Melkor'un işte Fangil dediğimiz kişiler insan kılığında girip onların bir kısmını ayartarak Melkor tarafına çekiyor. Silmarillion da işte karanlık dediğin şeyde ne Sauron ne Melkor. Melkor'un işte gene ajanları gelip onları uyarıyor ya da canavarlarına yok ediliyor ya da canavarları tarafından yakalanıyorlar falan. Evet. Selin demiş ki 20 sayfalık bölümden 25 sayfa özet çıkaran Zafer abi. Zafer abi bütün sırlarını ifşa ettim ya. Bugün de o kadar çıkarmamışsın. Fark ettim. Evet. 20 sayfa falan. Hemen bakıyorum. Kitap yıllardır evde durur, okumadım. Sayenizde bilgi sahibi oldum. Teşekkürler. Özgür Papila. Özgür, bence bir an önce başla. Çünkü zaten az bulunan bir kitap elinde, evet, şu an. Yani bir de öyle bir şey var. Az bulunan bir kitap. Yani elinde olup okumak isteyen o kadar çok insan var ki, şanslılardansın aslında. Bizim videolarla eş zaman yürütebilirsin. Bölüm nasıl geçti? Bir de onunla ilgili fikirlerinizi alalım. Abi, Zafer abi demişti ki bu bölüme, daha doğrusu bu seriye başlarken, yeni intihar girişimimiz, Kayıp Öyküler bir de üstüne canlı yayınlarla yapma fikri. Ya canlı yayınların şu güzelliği var, işte kitabı tamamlıyorsun. Şimdi öbür türlü çok yayardık biz. Yani hala 3. 4. bölümdeyiz. Yani yaymak derken şöyle çalışmamaktan bahsetmiyorum. Değil, başka şeyler araya girerdi. Başka, evet, şeyler araya girerdi sürekli. Yoksa illa çarşamba pazar video yayınlıyoruz da. İlk kitap bitirdi, kaldı ikinci kitap. Belki araya başka bir kitap sıkma, evet, fikrimiz patron var. Patron bilir, o nasıl istiyorsa ona göre yapacağız. Abi bak şey, Kuvley Orkan demiş ki, Zafer abi doğruyu söyle, bu kitap aslında bu kadar uzun değildi değil mi demiş. Keşke yani ben araya katabilsem, öyle bir yaratıcılık olsa isterim de. Abi bak bir soru daha var. Diyor ki, Melkor'un sürekli yarattığı karanlık varlıklardan bahsediyoruz. Daha önceden tasarlanmamış, doğru okuyorum herhalde, yaratıklar, evet, yaratılmasına Eru'nun bir tepki göstermemesinin sebebi nedir? Ya şeyi, Eru muhatap olmaz yani. Eru yaratmış, göndermiş. Gerisi onların işi. Yani Eru şey yapmaz. Öyle birebir onlar ne yapıyor, ne ediyor diye öyle bir ilgisi yok. Öyle yapmaz. Cevap olmuştur herhalde. Yani Tanrı'nın sopası yok diyorlar ya, yani Eru da bir manada Tanrı, onun da bir yani direkt olarak bir sopası yok, yani dolaylı işleri var yani. İlk uyanan iki insandan Eru'nun isteği üzerine kalktılar değil mi?
Ya bu hikayede anlatıldığına göre masalsı bir yanı olduğu için yani resmen şey Nuin onları dürterek uyandırıyor ya. Aslında bir yerde yani, doğru. Bu hikayede öyle. Ha, şöyle daha dolaylı düşünürsen, daha bir geniş çerçevede düşünürsen, evet Nuin'in oraya gitmesi, onu bulması ve dayanamayıp insanları evlenmesi elbette ki Eru'nun genel kaderinde var. Abi sen şu Kayıp Öyküler birinci kitabı bana bıraksana ya, ben bunu iyi bir fiyata üzerinde... Ya bulamayız. Abi bir de Zafer abinin öyle notları var ki arkadaşlar, yani rengarenk, yeşil kalem, kırmızı kalem, kurşun kalem, mavi, turuncu, yuvarlak içine alınmış. Neyse ki ben senin kitabından fotokopi çektirdim. Evet, birçok not var orada değil mi? Birçok not var, aynen. Evet, peki savaştan sonra Orta Dünya'ya ne oldu? Bu zaten... Hangi savaştan sonra? Bu muhtemelen Paliso genel bir soru diye düşündüm ben. Sonraki savaştan bahsediyor herhalde arkadaş. Savaşlardan sonra ne olduğunu tek tek bölümlerde anladı. Her savaşın bir etkisi var tabii Orta evet, Dünya'ya. Ama coğrafi değişiklikler yaratan savaşlar Valar'ın dahil olduğu savaşlar. Bir kere de işte şeyde, Nümenor'un batışı sırasında İlvatar'ın dahil olduğu savaş. Yani yoksa elfler ve insanların savaşında öyle coğrafi kayıplar falan olmuyor. Ahmet Akdoğan'ın bir sorusu var. Hocam, Orta Dünya'da özgür halklar bu kadar Melkor ve Sauron'a köle olmamak için özgürlük mücadelesi veriyor. Ama tüm halklar birer krala biat ediyor. Bu çelişki olmuyor mu demiş Ahmet Akdoğan. Şimdi şey olarak hani bırak o zamanki... Kozmogoninin başlangıç zamanlarını bundan 150 yıl geriye gitsek, 100 yıl geriye gitsek hatta, şu andaki anladığımız özgürlük, demokrasi hikayesiyle karşılaştıramayız yani. Hı hı. Ki yani o ilk zamanlar mesela. Yani bu şeyleri, kavramları biz ta hani insan doğdu, ne bileyim yönetecek, yönetmeyecek, özgürlük, demokrasi, işte sağcı, solcu bilmem ne falan gibi düşünüyoruz. Öyle bir durum yok yani. Çağın getirdiği hani özgürlük kavrayışı her çağda var ama her çağın kendi sınırları içinde bir özgürlük anlayışı var. Cevap olmuştur bence. Ahmet Erdem tam benlik bir soru sormuş. Şimdi Eriol Limpe'yi içti mi, içmedi mi? Eriol Limpe'yi daha sonra içecek. Bak. Ama içmedi işte. Şu anda içmedi. Tamam. Ben de öyle dedim ya. Ya niye beni kandırıyorsun? Kendimden şüphe ettim ya bir an. Bu kitapta içmedi. Biz kitabı konuşuyoruz. Bu kitapta içmeye yok. Sen gençsin ya, biz sana çok gıcız değil. Nasıl ikna oluyorum bir de? Anında ikna oluyorum ya. Ben çok sinsi bir şekilde gıcız mısın? Hakikaten. Hele Cem'in iddialı bakışları, burada içmedi. Sanki okudun ikinci kitabı. Ya sonuçta ben bildim mi? Bildim. Gitmiş. Zafer abi atıyor. Evet, hadi kapatalım. Tamam. Zafer abi, ha. Sen gizli Melkorcu musun? Ben gizli hiçbir şeyci değilim yani. Ben her şey açık ve Orta Dünya'da herhangi birici değilim. Değilsin. Değil. Bir şeyci değilsin. Bir şeyci değilim. Bir şeyci olmaktan hoşlanmıyorsun. O zaman madem bitiriyoruz bu seriyi. Abi bir şarkı söyle ya. Taneler. Ben olsam söylerdim yani. Ne söylesem? Neydi? Izdırabın sonu yok sanma. Şeyin aklıma gelmedi şimdi. Ya, şeyi söyler ya kesin, neydi bu, erik dalı. Erik dalı gevrektir mi? Abi yani hiç bilmediğim bir yerden. Çalışırdım gelirdim eğer onu isteyeyim. 90'larda yok muymuş o? Erik dalı gevrektir mi? Abi ne yok. Bileyim ben, YouTube'da bir şeyler dolanırken falan her yerde bir erik dalı gördüm bir ara. Şu anda görmüyorum. Abicim bir şey söyleyeceğim. Yani YouTube'da görüyorsun diye 90'larda bu var mı oluyor? Hayır, o kadar popülerse 90'lardan gelmedi. Yok abi yok, o kadar da değil. Sana 90'ları öğreteceğim ya. Ben de seri başlatıyorum. 90'lar forever. Abone olurum, takip ederim ama izlemem. Evet. Beğenimi de atarım, hiç çekinmem. Helal. Bak güzel. Ama izlemem. Abi, bölümü kapatıyoruz. Kapatın. Bu seri boyunca ortalama 150-170 kişi arasında bizi canlı olarak takip etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hem sabırları için hem de ilgileri için.
Bu bizim için birazcık zor bir süreçti. Biraz da tedirgin olmuştuk değil mi abi? Yani zor kitap. Kafa karışıklığı yapıyor. Birçok çelişkisi var. Hani evet. Diğer hikayelerle. Yani daha bir farkında olanların ilgisini çekebilecek bir şey. Burada popüler olan kısım hani çok masalsı anlatımlara sahip olması sadece. Evet. O da son bölümde öyle bir şey de çok az zaten. Yani bu bölüm cidden Tolkien nasıl yazıyor, nasıl davranıyor yazarlık sürecinde onu gösteren bir şey. Hı hı. Hatta yer yer dikkatli dinleyici ya da okur için şeyler de var. Christopher Tolkien'in editör olarak nasıl tavırlar gösterdiğine, nelere dikkat ettiğine, nelere etmediğine dair bilgiler var. Hı hı. Hani o bakımdan çok teknik bir konuyu anlattık aslında. Hı hı. Anlamamışlarsa bir kısım arkadaş kendilerini suçlamasınlar, tek seferde çok anlaşılır gibi bir şey değil. Evet, ama seriye güzel bir kitap daha eklemiş olduk. Darısı ikinci kitaba, başka kitaplara diyelim. Evet. Hepinize ayrı ayrı tekrar çok teşekkürler. Mini bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz patron. Pazar günü de şahane bir canlı yayınımız olacak. Şimdiden onun şeyini, tiyosunu verelim. Tamam, evet. Hadi bakalım. Bir konuğumuz olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.